Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سندئيز Surenin 122. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 122. ayet. Meal dosyamızdaydık. Ayetin meal ettik. Son bölümüne geldik. وَمَنْ أَصْدَقُ بُوَوَا mana vereceğiz. Giriş bölümünü okuyayım. İman etmiş ve salih ameller yapmış olanlara gelince onları altlarından nehirler akan cennetlere sokacağız. Sanıyorum şu onlardan sonra da bir virgül hak ediyor. Onları altlarından nehirler akan cennetlere sokacağız. İçlerinde sonsuz içlerinde sonsuzlar olarak ebediyen. Allah'ın vaadi hak olarak. Va'dallahi hakkan ve men asdaku minallahi qila. Hem kimdir Allah'tan söz bakımından öne alalım o zaman. Hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha sadık mı desek, daha doğru vesaireye mi gelir? Şimdi doğru eşittir sadık. Doğru Arapçada mesela sahih gibi değil mi? Ve men asahhu gibi. Asdak. Sadık deyince hocam bağlılık. Bizim sadık da Arapçadaki sadık değil demek ki. Evet. Evet. Çok sadık bir evet. Evet, hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha doğru? Doğru diyeceğimize gerçek desek, hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha efendim? Nuri Öztürk'ün şeyinde mealinde daha tutarlı kelimesi var. Tutar kelimesi bilmiyorum, bana göre çok uygun, biraz yorum gibi bir şey gelse de çok evet, doğru ifade eden bir şey. Yani yorum olarak doğru tabii. Allah'ın sözü tutarlıdır ama asdaku kelimesi den kopmadan, çünkü onun kökünde sıdkı var. Sıdk da demek gelen haberle, verilen haberle gerçek arasındaki o dediğiniz tutarlılık işte. Yani gerçekçilik. Bu söz ne kadar gerçek, ne kadar hakikat, ne kadar doğru. Biz bunlarla ifade ediyoruz. Özellikle Arapçada, Türkçede vefa ile ilişkilendirilmiş. Arapçada özellikle de haberle ilişkilendirilmiş. Mesela sadikul va'dil emin diyoruz. Hazreti Peygamberle ilgili getirdiği vaatte, haberlerde sadık olan. Peki doğru kalsın o zaman. Hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha doğru olan ekleyeceğiz mi? Ve men. Daha doğru kimse diyelim. Ha, kim var mı zaten? Hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha doğru?
olanı koyalım isterseniz. İsterseniz kimdir'i de sona bırakabiliriz. Daha vurgulu oluyorsa cümle. Tamam. Hem aynen. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kimdir? De olabilir. Hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha doğru biçiminde de kalabilir. Sonda olsa daha iyi. Hem peki vav koyalım, şey vav diyorum, virgül koyalım oraya da. Hem söz bakım kısa cümle, uzun cümlede, kısa cümlede çok devrik kulak tırmalıyorsa, kısa cümlede çünkü çok yakın zaten ögeler birbirine. Uzun cümlede deviriyoruz bu sefer Türkçeyi. Biz mi yapmışız? Ne demişiz? Ben de Mehmet Ali Hoca gibi dün kabul etmediğim bugün ret mi ediyorum? 87. ayet dönüyoruz. Hem kimdir anlatım bakımından Allah'tan daha doğru? Orada anlatım doğru, hadife diye geçiyor sanıyorum. 87. ayet. Allah herhangi bir ilah yoktur o hariç. Andolsun sizi kesinlikle toplayacaktır kıyamet gününe. Onda, yani o günde rayip yoktur. Hem kimdir anlatım bakımından Allah'tan daha doğru? Hem oradan mı getirdin? Yani tamam. Ben de diyorum bu kadar orijinal, isabetli. Ama virgülü eksik, öyle bir virgül. Gerçi geri döndüğümde dokunmayı sevmiyorum ama hem kimdir Allah anlatım bakımından? Biz bakımındanı kullandık mı bir de? Söz bakımından diyebiliriz mesela. Zaten yazmışsın söz bakımından. Öyle mi? Hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha doğru? O zaman kimdir'i girişte bırakmışız. Bak şimdi tersini savunuyorum. İşte bendeki terakki galiba bu. Biraz dibe doğru herhalde bu ama. Hem söz bakımından Allah'tan daha doğru kimdir? Hem kimdir söz bakımından Allah'tan daha doğru? Yani vazgeçtin mi yerinden kimdirin? Öyle mi güzel? Tamam. Nasıl? Tabi. Burada da söz dedik, orada anlatım dedik. Efendim abi. Benim böyle bir sorum var. Yani söz fiilen olarak doğru. Yalnız hocam bir nuans şey hocam. Hani baş onlardaki şeyde Allah'ın vaadi hak olarak hem söz bakımından Allah'tan daha doğru gelir. Böyle bir yanlış anlaşma olamaz mı hocam? Hani Allah'ın vaadi hak olarak söz verme bakımından gibi yanlış anlaşmaya şey çıkabilir mi hocam? Senin o yanlış dediğini biz doğru anlıyoruz. Yani Allah'ın vaadine dönüyor bu mana gibi düşünüyoruz. Yani, çünkü en son bir vaatte bulunuyor. Ondan sonra da diyor ki kim Allah'ın, yani söz bakımından kim Allah kadar doğru olabilir ki? Kuşkusuz sadece vaadini nitelemiyor. Önceki ifadeleri de cennetlere sokacağız. Ondan sonra içlerinde sonsuz olacaklar. Tabii daha umumi. Hatta bu ayetten çıkarın. Tabela yapın, çerçeveleyin. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Öyle de tek başına da yine. Ama yine de en son neyden sonra geldiği de önemli. Niye buraya yerleştirilmiş? Değil mi? Cenab-ı Hak öyle rastgele yerleştirmez onu. Hocam mükemmel yerlerine yerleştirmişsiniz de cennetlere sokacağız, girdireceğiz oldu demiştiniz. Burada sokacağız. Siz ben sokacağınızı eleştirmedim. Koyacağınızı eleştirdim. Bu sokmak da girdirmekle aynı. Ama koymak o, yani bunu buraya koy dediği zaman bunu buraya masanın üzerine koy gibi geliyor. Ama girmek, girdirmekte yahut sokmakta sınır geçişi var, hissi var bende. Dolayısıyla cennetten içeri girdirmeyi yaşıyorum ayetin ifadesinde. Koymada ise sanki cennet bir masa gibi mi onun üzerine koyulmuş gibi. Yani bir atmosferi yok, bir kapalı alan yok, etrafı çevrili değil gibi geliyor. Ama girdirilmek deyince bu sefer anlıyorsunuz ki girişi, yani girişi nereden olursa olsun bir giriş yapacaksınız. Masaya girmek olmaz, masanın üstüne konmak olur, konulur vesaire. Sürülerek sokulacağız diye değil mi? Cehenneme. Yani orada bir giriş var. Cehenneme atılmak var.
Bilmiyorum, cehenneme Cenab-ı Hak sürüklenmek var, atılmak var. Orada her türlü saygısız muamele var. Oraya kaldınsa muamele kötü. Başka bir mülahaza var mı? Son kez okuyayım o zaman. İman etmiş ve salih ameller yapmış olanlara gelince onları atlarından nehirler akan cennetlere sokacağız. Bizim bu daha önce bu onlarda dedik, bu içlerinde burada çok iyi işe yaradı. Keşke onların yerini bilsek, yukarıda oralarda içlerinde desek. Çünkü onların için şey, onlarda dedim ben ve siz de hep onlar kim? Girenler mi, içine girilenler mi? Karıştıydı yukarılarda bir yerlerde. Fakat bu içlerinde sorunu çözdü. Cennetlere sokacağız. İçlerinde sonsuzlar olarak, ebediyen, Allah'ın vaadi hak olarak, hem söz bakımından Allah'tan daha doğru kimdir diye biz de kendi çapımızda bir meal düşündük. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim? Aslında orada tabi vurguluyor. Kim, hem kimdir denildi. O yani kimi... Katılıyor musun buna? Katılıyorum. Peki. Çok katılan var abi. Bu kimdir burada kalmayacak. Hem kimdir söz bakımından Allah'tan kimdir, daha doğru? Kim gerekiyor? Kimdir? Hem kimdir? Tamam. Tamam. Kabul. Ben zaten öyleydim. Bahane arıyordum. Başka bir mülahaza yok ise Nisa suresi 122. ayetin Türkçesi, Türkçe mealini. Var önüne bak o. Hem kimdir de bir şey. Oraya konmaz ama öyle cümlenin içerisinde ünlem gördün mü hiç? Cümlenin ünlem manası varsa, cümlenin içine ünlem koyarsan şey gibi olur, istihfaf yani hafife alıyormuş gibi Türkçe'de. Cümle anlam yüklüyse ünlem en sonda oluyor. Allah'ın vaadi derken bu lafın mutlak değil mi? Öyle şey, gramer yapanlar bize öyle bilgi verdiler. En azından cümle başlı başına bir cümle olarak durmasın da dedim. Bize yani o kadarıyla iktifa etmek için başlı başına bir cümleye dönüştürmeyelim. Nasıl? O son dediğini duyamıyorum. Nerede? Hangisi? Allah'ın vaadi derken. Allah'ın vaadi yüklem olmadığı zaman müfteda olmuyor. Haktır yok. Ondan sonra hakkan, o da hak olarak. Yani haberi olmayan bir müfteda gibi en fazla. İstersen şöyle yapabiliriz. Ona da Allah'ın vaadi olarak, hak olarak. Oraya da bir olarak ekleyip müfteda olma şeyini kaldıralım ortadan. Olur mu? Mesela Allah'ın vaadi olarak ya da senin önerin varsa öyle yapalım. Ben düşündüğüm bir şey beklemedim. Olabilir gerçi. Demiş elimizde olan bu. Allah'ın vaadi olarak, ama iki tane beş köşede olacağım. Hak olarak. Vaadallahi hakkan. Yani aslında hakkan nasılsa vaadallahi de orada aynı aslında. Allah'ın vaadi olarak, virgül, hak olarak. Allah'ın vaadidir, hak olarak. İşte ondan kaçıyoruz. Çünkü Arapçada öyle bir yüklem yok orada. Haber değil o. Harekesinden çözüyor onu. Vaadullahi hakkun değil diyor yani. Böyle olunca çok mu rahatsız edici oldu? Olarak alternatif bir şey var mı? Peki. Hak olarak, Allah'ın vaadi olarak diyebilir miyim? O ayettekilerin yerini değiştirmiş oluruz. Peki, başka bir mülahaza yok ise Nisa suresi 122. ayetin Türkçe mealini tamamlıyorum. İngilizcesine bakalım.
24. sure 122. ayet. وَالَّذ۪ينَ and those وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا and those who believed وَعَمِلُوا and did الصَّالِحَاتِ the righteous deeds وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ and those who believed and did the righteous deeds سَنُدْخِلُهُمْ we will admit them to paradises çoğulunu mu kabul etmedi yoksa yazılımını mı ha C ile değilmiş o to paradises we will admit them to paradises senudkhiluhum cennetin tecri min tahtiha al anharu the rivers flow min tahtiha from beneath them the rivers flow from beneath them تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها eternally خالدين eternally in it veya in them خالدين فيها eternally in them forever وعد الله حقا Allah's promise truthfully Türkçedeki o deminki olarak da buraya as Allah's promise truthfully Va'dallahi hakkan وَمَنْ أَصْدَقُ and who is more truthful وَمَنْ أَصْدَقُ and who is more truthful مِنَ اللَّهِ than Allah قِيلًا in a saying وَالَّذِينَ and those آمَنُوا and those who وَالَّذِينَ آمَنُوا believed وَعَمِلُوا and did الصَّالِحَاتِ the righteous deeds şuraya da bir virgül koyalım سَنُدْخِلُهُمْ we will admit them Jannatin to paradises. Tajri min tahtiha al-anharu. The rivers flow from beneath them. Tajri min tahtiha al-anharu. Khalidina fiha eternally in them forever. Khalidina fiha abadan. Eternally in them forever. وَمَنْ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا as Allah's promise truthfully. وَمَنْ and who is أَصْدَقُ more truthful
minallahi den Allah qilen in a saying. İngilizcesiyle ilgili mülahaza yok ise Nisa suresinin 122. ayetini geçiyorum. Geldim Nisa suresinin 123. ayetine. Estaizu billah. Nisa suresi 123. ayet. Şu aradakileri kaldıralım. Buraları işledik. Leyse bi emaniyikum. Daha önce geçti bu. Emani konusu yeni açılmış değil. 3 ayet ya da 4 ayet önce şeytanın dilinden onun ifadesiyle burada var. Ve la umenniyennehum. Şeytan yeminle kesin kes kuruntular salacağını, kuruntulandıracağını önceki biz öyle meallendirdik. Allah da onun yaptıklarını özetlerken وَيُمَنِّيهِمْ ve onları kuruntulandırıyor. Kuruntulara bel bağlayıp dini gevşek tutuyorlar. Hafife alıyorlar. Nasıl olsa hallederiz din boyutunu diye şeytan onlara bu düşünceyle, gönüllü bir yanılsamayla, böyle uyduruk beklentilerle, temelsiz, yaratıcının hiçbir vaatte bulunmadığı, de ki Allah size bunu vaat ettiyse nasıl dua et? Allah bunu vaat ettiyse فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ اَتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدًا. De ki eğer Allah'tan bu konuda bir söz aldıysanız, Allah evet ben Yahudileri hesapsız kitapsız cennete yahut bir süre cehennemde tuttuktan hemen sonra cennete alacağım veya cenneti ben onlara tahsis ettim, onlara özgü kıldım gibi kuruntuları var. De ki buna dair Allah'tan bir vaadiniz varsa, ahdi almışsanız Allah'tan, قُلْ اَتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدًا. Bilesiniz ki Allah ahdinden dönmez. Yani devam edin bulunduğunuz istikamette. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz, elinizde ilmen sabit olmayan şeyleri mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ı konuşturuyorsunuz. Yoksa bunu mu işliyorsunuz ki bu? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Kim daha zalim olabilir Allah'a yalan isnat edenden, Allah adına bir şeyler ihdas edip Allah böyle diyor, şöyle diyor diyenden? Bunların hepsi bir ucu kuruntuya çıkan, temelinde yalan, temelsiz, anlamsız beklentiler. Şimdi ayette Cenab-ı Hak önceki ayetlerde şeytanın bütün insanlara bu kuruntulama, kuruntu verme, kuruntu hissettirme, böyle beklentilere kapılmalarını sağlama yeminine işaret etti. Demek ki şeytan bunlar Yahudidir, bunları kuruntulandırayım, bunlar Hristiyandır, bunlara gerek yok, o Müslümanlar, bunlara hiç kuruntu, böyle bir şey ayırmıyor. Şeytan Adem'in çocukları ile ilgili hepsine kuruntu, olabildiğince kuruntu vermeye dair and içmiş. O yüzden bizim de kuruntularımız, ya yani kuruntulu olmaya namzetiz. Kitapta geçen ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ve önceki ümmetlerle, ehli kitapla ilgili olarak özellikle kuruntular şeyini çok vurgulu işleyince
لَا يَعْلَمُونَ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ Onlardan ümmiler var. Kitabı zaten hiç bilmezler. Bildikleri tek şey kuruntulardan ibaret. O da üstten aşağı doğru pompalanan. Siz işinize bakın, gücünüze bakın. Ses çıkarmayın, yönetimde konjüktüre uyun. İşleriniz dünya ahiret ayarladık diye onlara verilen malumatlar. Orada geçiyor mesela. Veya başka bir yerde Cenab-ı Hak tilke emaniyuhum kul hatu burhanakum. Öncesini hatırlamıyorum ama de ki bu sizin kuruntularınız veya tilke emani bu onların kuruntuları. Ve kalu len temassana en-naru illa ayyaman ma'duda. Kul attakhadtum indallahi. Bu onun devamı öyle geliyormuş. Ve kalu len temassana en-naru. Yok. Hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhu en-nar. Veya başka bir neyse girişini hatırlamadım. Orada da böyle bir kuruntudan bahsediyor. Cenab-ı Hak diyor ki tilke emaniyuhum. Bu onların kuruntuları. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ Dediler ki Yahudiler kendileriyle ilgili Yahudilerden başkası yahut Hristiyanlar kendileriyle ilgili Hristiyanlardan başkası veya müştereken söylediler cennete giremez. Cenab-ı Hak diyor ki tilke emaniyuhum bu onların kuruntuları. Kul hatu burhanakum de ki bürhanınızı getirin. Kul hatu burhanakum de ki bürhanınızı getirin. İn kuntum sadikin eğer doğru sözlüyseniz. Neyi diyorum? Ha şunu diyecektim. Bunlar hep ehli kitapla ilgili gördüğümüz için defaatle kuruntu onlara yapıştı kaldı. Şimdi bu ayet başka bir şey söylüyor. Bir anda kendimizi aynı platformda hissediyoruz. Diyor ki Cenab-ı Hak bugün okuduğumuz ayette لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ Ne sizin kuruntularınızla veya ne sizin kuruntularınız ne de onların kuruntuları. Birdenbire kendimizi hep Cenab-ı Hakk'ın ötekiler diye konuştuğu kimselerle aynı şeyde bağlamda kullandığını kullanıyor ve sert bir ifadesi var Cenab-ı Hakk'ın. Yani oralarda hep onları anlatıyordu. Onlar kuruntulu, biz işte bu tarafta, beride Cenab-ı Hak ile daha yakın irtibatta, daha özel hissediyorduk kendimizi. Ehli kitabı ötekileri konuşurken falan. Cenab-ı Hak bir döndü bizim yüzümüze. Eğer kuruntuyla gidecek olursanız siz de bir şeye yaramazsınız. Onlar da bir şeye yaramaz der gibi. Eğer kuruntuyla kuruntuyu esas alacaksanız siz de sonuç elde edemezsiniz. Onlar da leyse bi emaniyikum ve la emani. Birdenbire eşitlendik. Demek ki bizim şeyden gelen kendinden mankul bir özelliğimiz yokmuş. Bela men esleme vejhehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbi. Böyle olmadığı sürece kendisini yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönmüş, Allah'a teslim olmuş, salih ameller işleyen, ihsan sahibi olanların karşılıkları var. Bu da herhangi bir grubu vesaire nitelemiyor. Kendi başlı başına evsafını veriyor. Bu özellikte olanlar ister Yahudilikten Müslümanlığa daha sonra geçmiş, isterse şu bu ırka ait olsun fark etmiyor. O bakımdan Cenab-ı Hak bizi siz olun da aynı yola sapmayın. Eğer kuruntular ile şey yapacak olursanız sizin kuruntularınız da işe yaramaz. Ehli kitabın kuruntuları da işe yaramaz. Ve eşitlenmiş olduk. لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ Başka bir malumat, bizim kuruntularımızın olduğunu, olabileceğini en azından, bu muhal olsaydı, yani büsbütün ümmeti Muhammed kuruntudan âri olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın bu sözü karşılıksız olurdu. Yani vakıada karşılığını bulmayan, teorik bir şey kalırdı. Demek ki kuruntularımız var, olabilir. Olması ihtimal dahilindedir. Bir kısım insanlar ümmeti Muhammed içerisinde, yani son elçiye tabi olmuşlar arasında, kitap Kur'an'ın muhatapları arasında fil hakika bu kuruntuları biz görüyoruz. Ne var ki başkalarındaki kuruntuları görüp gülüp geçenler, onları cennete hiç yakın etmeyenler, yani bu konuda çok keskin, rigid davrananlar, ben demiyorum haksız yere, tamam, kendine dönünce cenneti ayaküstü gidecek, sıradan girilecek bir yer gibi görüyor. Ve tam da kuruntularla hareket ediyor. Diyeceklermiş ki cennetin girişinde
şuculardan mısın? Tamam, hemen geç. Çok. Leyse fi emaniyikum ve la emaniyye ehli kitab. Ehli kitabın ümniyeleri bile bu kadar yılışık, bu kadar yani basit, bu kadar şey değil, sathi değil. Ve bu kadar bağışlayın, ahmakça değil. Yani bilmem hangi tarikatın hangi kolundan mısın? Onlardan sen hemen geç diyeceklermiş cennetin girişinde. Bu işte böyle yani o emaninin bir tane örneğini verin deseniz, işte emaninin daniskası bu olsa gerek. Umniye böyle olur yani. 2000 kutusuna saklayıp gömüne getirecek ki hiç mahşerin sıkıntısını çekemeyecek. Ya onları da duymadıydık da işte yani bunları en azından böyle duyduklarımdan söylüyorum. Diyor ki onlar diyor sorgusuz cennete gideceklerdi, o en önce onlara gideceklerdi diye ve kesin cennete gideceklerdi. Bunu kaldım zaten. İşte bunlar yaldızlı emani örnekleri. Yani bunlar ve bunlar Cenab-ı Hakk'ın hesabına, Cenab-ı Hakk'ın hükmüne. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ وَيَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ Kulların arasında sen hüküm vereceksin. Onların hükümlerini sen icra edeceksin. Bu hüküm öncesi insanların bu türlü önden konuşmaları, yani doğmamış çocuğa şey biçmek gibi bir şey bu. Cenab-ı Hakk'ın içine burun sokmak. Neresinden bakarsanız bakın, istikbar mı derseniz, emani türünden bir boş söz mü derseniz, boş da olsa batıl söz mü derseniz, bunlar işte. Cenab-ı Hak leyse bi emaniyikum. Bir insan kalksa dese ki ümmet-i Muhammed olduğu gibi cennete girer. Yani ümmet-i Muhammed'den olmak cennetlik. Bu da bir ümniyedir, emanidir yani. Hazreti Peygamber üzeri bırak şu tarikatın bilmem ne kolundan olmayı, oradan ilişkilendirmeyi, o çok şey kalıyor. Dese ki Hazreti Peygamber üzerinden de ilişkilendirse bunu, cennete girer biçiminde. Yani biz kalksak Yahudilere biz cennete gireceğiz desek, bu bile başlı başına bir emanidir. Çünkü Cenab-ı Hak bunun şeylerini koymuş. Bela men esleme vecehu lillahi ve huve muhsinun. Buralarda olmak, bu coğrafyada olmak, bu aidiyet ile kimlik sahibi olmak kişi cennete sokacak yeterlikte bir şey değil. Cenab-ı Hak bunu bela men esleme vecehu, hulusi kalb ile Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş olacak, ihsan sahibi olacak. Cenab-ı Hak onun için ecri karşılığı Rabbi katında vardır. Ulaike yercuna rahmetallah. Bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Bak, Allah kim için söylüyor bunu? İman etmiş, cihad etmiş, cihad etmiş kimseler için. Ulaike yercuna rahmetallah. Bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Biz de öyle diyelim. Böyle kimseler Allah'ın rahmetini umarlar. Böyle kimseler cennete girer. Şu cennetliktir. Kalkıp bir de isim, evsaf üzerinden, şahıs üzerinden söyledik mi, bu büsbütün Cenab-ı Hakk'ın işine en hafif tabirle burnunu sokmaktır. Sözüm ona, Cenab-ı Hakk'a karşı en çok takva sahibi olduğunu iddia eden bu kimseler bu tür ifadeleriyle aslında birer müstekbir olduklarını gözden kaçırıyorlar. Leyse bi emaniyikum. Sizin emanileriniz de olmaz. Bir ayrıcalığınız yok. Ve la emaniyye ehli kitab. Ehli kitabın emanisi de olmaz. Onlar da sonuç getirmez. Sizinkiler de sonuç getirmez. Onlarınki de sonuç getirmez. Ne sizinkilerle olur, sizin emanilerinizle, ne de ehli kitabın emanisiyle bir şey olur. Peki neyle ne olur? Cenab-ı Hak diyor ki men ya'mel su'en yujza bihi. Bilesiniz ki kim kötülük yaparsa, su'en tabi Kur'an tanımlamasıyla Cenab-ı Hakk'ın kötü işler dediği türden bir şey kim yaparsa, yujza bihi, onunla karşılık görür. Onunla ceza olunur. Yujza bihi. وَلَا يَجِدْ لَهُ Ve bulamaz kendisi için مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dönünde ondan gayrı وَلِيَّنْ Ne bir dost, ne bir veli وَلَا نَصِيرًا Ne de bir yardımcı, bir destekçi bulamaz. Kötülük yaptıysan Cenab-ı Hakk'ın hükmü işler. كُلُّمْ رِئِنْ بِمَا كَسَبَ رَه۪ينَ Her birey, her fert yaptığı suç ile rehine durumundadır. Onun rehinesi.
ta ki ondan kurtuluncaya kadar. Kurtulmazsa onun rehinesi olarak huzura çıkar. Kurtulmanın yolu var. Bağışlanma dilemek isterse, o yolu tersinden yürümek isterse, affedilmek için bir çaba içerisine girerse o ayrı. Dolayısıyla bu istisna elbette ki bu ayet için de söz konusu. Yani men ya'mel su'en yujze bihi, kim bir kötülük yaparsa onunla karşılık görür. O kötülüğüyle huzura gelirse ama kötülüğü bağışlanma dileyerek ortadan kaldırırsa etta'ibu mineddenbi kemen la zenbele, günahtan geri dönen sanki hiç günaha varmamış olan gibidir. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّنُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, Allah onların kötü işlerini, kötü davranışlarını, kötülüklerini iyi, güzel işlere, davranışlara dönüştürür. Bu geri dönüş ve tevbe sürecini işlememiş açısından, işlememişler açısından مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ, kim bir kötülük işlerse ve o kötülükle huzura gelirse يُجْزَ بِهِ, onunla karşılık görür. Ondan ötürü ceza görür. Ve böyle gelmiş bir adam Cenab-ı Hak cezalandıracak. Ama orada bir veli var. Ve o Cenab-ı Hakk'a bunu cezalandırma, bu bizim güruhtan derse Cenab-ı Hak diyor ki bulamaz öyle bir veli. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا, bulamaz. Allah'tan gayrı böyle bir veli, böyle bir şeyden söz edilemez. وَلَا نَصِيرًا, böyle bir destek verecek kimseden söz edilemez. وَلَا يَجِدْ لَهُ, bulamaz o kimse. مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, Allah'tan gayrı ne bir dost bulabilir orada kendine, ne de bir yardımcı bulabilir kendine. Dolayısıyla gerek bağlı bulundukları nesil veya millet açısından, Yahudileri düşünün mesela, işte peygamber soyundan gelmeleri, içlerinden pek çok nebinin var edilmiş olması, Allah onlar üzerinden kendilerine, kendileri için uydurdukları ya düşündükleri emaniler varsa, bunlar hiçbir şey yaramaz diyor Cenab-ı Hak onlara. Yaptıysan bir kötülük, baban gelip o kötülüğü sildiremez veya deden gelip o kötülüğü sildiremez, o kötülüğün karşılığını görürsün. Sildirmek yahut silmek istiyorsan, silinmesini istiyorsan, bunun için yine sen bir şeyler yapmalısın. Rabbe dönüp o dediğim gittiğim günah sürecini tersinden yürüyerek Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemelisin. Bugün okuduğumuz 123. ayet böyle. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Dediğim gibi ayetin ifadesi eskiden beri hep bana çok sert gelmiştir. Cenab-ı Hak hep bizden yana, bizim Rabbimiz, bizim, bizim derken birdenbire Cenab-ı Hak siz biz yok, onlar gibi davranırsanız, onlar gibi kuruntulara kapılırsanız sizin de bir öneminiz yok demeye getirdi. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ. Dikkat ederseniz Kur'an'da Cenab-ı Hak bu manada bize iltifat yapmıyor. İltimasta bulunmuyor. Yani sizinkiler elbette diye bizi bir tarafa çektiği, onları yerdiği bir davranışta veya onları kınadığı veya onları eleştirdiği bir davranış biçiminde bizleri kayırdığı bir yer görebildiniz mi? Son derece rigid yani. Eğer beşer kaynaklı bir şey olsa bu, hiçbir beşer etrafındakileri pohpohlamaktan, onları yağlamaktan kendisini alamaz. Hele hele onlar kendisine aidiyet sunmuşlar ise, yani onlar da onun etrafını kalabalıklaştırıyorlar ise, ne diyecek? Sizler ayrısınız, sizler farklısınız. Tabii ki o onlara böyle diyecek. Alttakiler de ona, sen de çok apayrısın, sen de çok özelsin. Böyle birbirlerini yağlayarak şeyin şahidi şıracı kabilinden topluluklar oluşuveriyor. Onlar merkezdeki adamı uçuruyorlar. Merkezdeki de etrafındakileri uçuruyor. Buraya gelen, giren adeta hemen cennet şeyi veriyor ellerine. Kestirmeden onlara bu imkanları sağlıyor veya sağladığını işte iddia ediyor. Onlar da dönüp onu aynı şekilde yüceltiyorlar. Çünkü diyorlar ki onu ne kadar yüceltmeyi başarabilirsek bizim iş o kadar garantiye. Çünkü onun üzerinden geliyor o kestirme vaatler. Buna hemen hemen her beşer, kimi %1, kimi %2, kimi %3 kapılır. Yani etrafında kümelenen insanlarla alakalı olarak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle bir tarzda bir şey olsa kitapta buna dair çok numuneler görürdünüz. Ama görüyoruz ki Cenab-ı Hak kitabında davranış üzerinden tahlil ediyor mevzuyu, ölçüyü, kuralı böyle koyuyor.
bir eylem üzerinden bir doğruyu yanlışıyla, doğrusuyla yanlışıyla tarif ediyor. Buna uyan diyor, benim katımda değerlidir. Yoksa siz olmuşsunuz, Yahudiler olmuş, şu millet olmuş, hiç fark etmez diyor. وَقِيلَ دْخُولَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ İki peygamber hanımından söz ediyor. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Peygamber'e, onun davasına inanmadılar. Farklı kaldılar, hıyanet ettiler. Belki sözde iman ediyormuş gibi gözüküp arkadan iş çevirdiler. وَقِيلَ دْخُولَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ Onlara tıpkı diğer cehenneme girenlere, sokulanlara nasıl dendiyse siz de girenler gibi girin dendi yani. Onlara VIP kapısından bile giremediler yani. Öyle bir iltimas bile olmadı. اُدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ Böyle hemen sıradanlaştırıyor Cenab-ı Hak. Eğer kendisi karşısındaki pozisyonu problemli hale alırsa hiç fark etmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak yine aynı Kur'an'da şu ilkeyi koymuş. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Dolayısıyla kaynak olarak hepiniz aynı noktadan neşet ediyorsunuz. Ve cealnakum şu'uban ve kabaila. Sizi kabileler, şaaplar, topluluklar, halklar yapan biziz. Dedikten sonra ne diyor? İnne akramakum illi ta'arafu, tanışırsınız diye. Sonra diyor ki inne akramakum indallahi, Allah katında değerliniz, daha değerliniz, daha kıymetli olanınız, etkakum, daha çok Cenab-ı Hak'tan sakınan, daha çok onu gözetenizdir. Ölçü bu. Şuraya ait olmak, buraya ait olmak, şundan bundan olmak değil. Bu da yani Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde tenzilun min rabbil alemin kaynaklı olduğunun aklen, yani okudukça buna tanık oluyorsunuz. Geçiyorum müfessirin ayetle ilgili tefsirlerine. Mukarrabun kelime manasıyla yakınlaştırılmış demek. Tamam. Ey yani leysel emru iş ve necatu ve kurtuluş ve tezkiyetu ve arınma bi emaniyukum. Sizin kuruntularınızda olacak değil. İş sizin kuruntularınızla neticelenecek değil. Veya bahsettiğiniz biçimde kurtuluşlar, arınmalar falan sizin emanilerinizle olacak değildir. Ve la emaniyye ehlil kitab. Ehli kitabın yani Yahudilerin, Hristiyanların da kuruntularıyla bir şey olmaz. Ne kurtuluş olur, ne arınma olur, ne necat olur, hiçbir şey olmaz. Ne de terakki olur. Ve la emaniyye, emani ne? Bu ayetin yukarıdaki ayetlerden sonra gelmesini çok anlamlı buluyor musunuz siz de? Yani tam da şeytan kuruntulandıracağım onları diye yemin etmişken, tam da Cenab-ı Hak peşi sıra onlara vaatlerde bulunuyor, onları korkutuyor, tehdit ediyor ve onlara kuruntular salıyor. يَعِدُهُمَّ يُمَنِّهِمْ demişken devamında Cenab-ı Hak bunu önümüze koyuyor. Dikkat edin, kuruntular geliyor. Şeytan her zaman günahlar üzerinden insanları avutuyor diye sananlar çok büyük yanılgı içerisindeler. Sanıyorlar ki şeytan hep işte günah kapılarının oralarda duruyor. Yani işte içki hanesinde duruyor, zina hanesinde duruyor falan. Şeytan oralarda iş yapıyor. Oralarda doğru, şeytan oralarla pek çok iş yapıyor. Ama şeytanın can alıcı işlerini ben oralardan ziyade dinin kendi içinden yaptığına inanıyorum. Dinin kendi içerisinden. Yani geliyor adama diyor ki işte şöyle inan, böyle inan. Cenab-ı Hak'tan gayrı şuna da inan, şöyle yap. Hiç adama günaha davetiye çıkarmıyor. Ve hiç de günaha da bulaştırmadan, hiç zinaya, içkiye, kumara da vardırmadan, tam da dinin kendi içerisinde bir yerlerdeyken oradan beter hale getiriyor. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ noktasında bütün amellerini iptal edeceği bir noktaya vardırıyor. Kuruntulara boğuyor. Bir insan kuruntular ile kitaptan kopuk kendince bir dini yaşamaya başladığı zaman ne olur? İsterse hiç zina etmiyor olsun, İsterse hiçbir günahın veya günahların uzağında duruyor olursa olsun, eğer kuruntular ile hareket ediyor ise, falanca beni cennete koyacak, filanca beni sahiplenecek, falanca üzerinden oluyor, filanca görüyor, duyuyor, koşuyor, getiriyor. Temelsiz, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın vaat etmediği, Allah adına
konuşulmuş, söylenmiş sözler ile itikad ediyorsa, o berikinden daha can evinden vurulmuş demektir. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Şimdi mukarrebunu niye sordum? Geçen yıllara utandım.